aslında insanların en değerlisi, en kıymetlisi, takvaca en üstün olan Allah'ın emir ve yasaklarına en fazla riayetkar olan kimsedir. Dolayısıyla Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz, mübarek Ramazan ayı, Cuma günü hem Seyyid-i Şuhur, hem Seyyid-ül Eyyam, ayların efendisi ve günlerin efendisinin içerisinde ve gecelerin efendisinin arifesinde, Kadir gecesinin arifesinde, duaların icabet anında Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki bizleri Ramazan ayının orucun hedefi olan o takvaya ulaştırsın, marifetullah'a, muhabbetullah'a ulaştırsın inşallah. Amin. Allah-u Tebarek ve Teala hayatımızın yön vericisi, hayatımıza yön çizen yegane değer, yegane kıymet olsun inşallah. Amin. Allah-u Tebarek ve Teala bizleri sırat-ı müstakimden ayrılmasın. Amin. Biz selam ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Tabii Kur'an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplar Ramazan ayında inmiş ve Ramazan ayını farklı kılan, değerli kılan da Kur'an'ın bu ayında inmiş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in iki şekilde inmesi vardır. Bir, lafız ve kelime olarak şu anda mesela elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayeti, onların o cümle yapıları, bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Recep ayının 27. gününde başlayıp peygamberliğinin o son demlerine kadar devam eden 23 yıllık süreç içerisinde nazil olmuştur. Yani 23 yılda bu yüce kitabımızın ayetleri parça parça peygamberimize inmiştir. Onun için ayetlerin nuzul sebepleri vardır, iniş sebepleri vardır. Mesela falan yerde bir olay oldu, bu olaya binaen falan ayetler nazil oldu. Filan savaş oldu, Bedir savaşı oldu. Burada Müslümanlar mesela büyük bir imtihandan geçtiler. Şu ayetler nazil oldu. Kim görürsünüz bunu? Meal, biraz tefsir okuyanlar görürler. Ayetlerin iniş sebepleri şunu gösteriyor ki Kur'an'ımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o 23 yıllık peygamberliği dönemindeki bunun 13 yılı Mekke ve 10 yılı Medine dönemidir. Bu 23 yıl zarfında peygamberimize indirilmiştir. Bu bir girişi ki buna Kur'an tenzil diyor. Nezzelna tabiriyle kullanılıyor. Tenzil yani tedrici, aşamalı, kademeli indirilmiş olması Kur'an'ın. Kelimelerinin, sözcüklerinin indirilmiş olması başka bir ifadeyle. Bir de Kur'an-ı Kerim'in topyekün tümünün indirilmesi, Kur'an'ın tümünün indirilmesi ne demek? Yani manasının, muhtevasının, içeriğinin indirilmiş olması ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim def'eten yani mana olarak, içerik olarak, muhteva olarak Peygamberimizin kalbine, gözüne indirilmiştir. Bu da inzal olarak ifade edilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Yani her ikisi de indirme anlamına geliyor. Hem tenzil de indirme anlamına geliyor ama tenzilde kastedilen şey Kur'an'ın lafızlarının, kelimelerinin indirilmiş olması. İnzal ile kastedilen şey ise Kur'an'ın manası, o tek bir mana olan, insanları hidayete matuf olan o mananın topyekün Peygamberimizin yüce gönlüne, kalbine indirilmiş olmasıdır. Tenzilde tedriç vardır, aşamalı indiriliş vardır. İnzalda ise bir anda, o bir anda indirilme
olayı işte Kadir gecesinde olmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de anlıyoruz. Kadir suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Ve çok azametli bir gece kılmıştır o geceyi Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması. O geceyi o kadar azametli kılmış ki Yüce Allah diyor ki inna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinde indirdik. Sonra Peygamber'e Kur'an'ın ashabına diyor. Yani bizim aklımız, hayalimiz, düşünün Peygamber'e Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ve ma edrake ma leyletil kadir. Kadir gecesinin ne demek olduğunu sen nereden bileceksin? Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan bu azametteki Allah Resulüne Yüce Allah Kadir gecesinin azametinin hakikaten insanın tahayyülünün, tasavvurunun yani ulaşamayacağı kadar büyük bir boyutta olduğunu bu ifadeyle ve ma edrake ma leyletil kadir. Kadir gecesinin ne demek olduğunu nereden bileceksin? Peygamberimiz konusunda bu ifade kullanırsa düşünün ki sen, ben nasıl bilelim? Nereden bilelim ki Kadir gecesi nedir? Azameti nedir? Sonra biraz anlaşılsın diye azametini Yüce Allah somutlaştırıyor, somut örnek veriyor. Ne diyor? Diyor ki Kadir gecesi Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Abi mesela bin kelimesini bilir, binin ne ifade ettiğini. Abi bin tane ay somuttur. Kadir gecesi bin tane aydan daha faziletlidir. Yani bin aydan bir insan ne kadar namaz kılabilir, ne kadar infak edebilir, ne kadar da kırgın olan, nargın olan insanları barıştırabilir, ne kadar hayır hasenat işleyebilir. Bin yıl şeyde, bin ayda ki yaklaşık 80 küsür yıldır. Yani bir insan iyi yaşadım dese herhalde öyle olur. 83-85 yıl yaşayan insana değiller, iyi yaşadı Allah rahmet etsin eğer ölmüştür sen değiller. 83 yıllık herhalde bir süre demek. Yüce Rabbimiz böyle diyor ki bu Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Hayrun min elfin şer. Neden hayırlıdır? Nedenini de yine sonraki ayetlerde. Çünkü bu gecede tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ. Bu gecede bütün melekler, ruh alâ, Cebrail-i Emin onların başında. Bu gecede inerler. Gökten yeryüzüne doğru inerler. Ne için? Min kulli emr. Her iş için min kulli emir kelimesi Arapçaya vakıf olanlar iyi bilirler. Min kulli emir nekire şeklinde her iş akla hayale gelebilecek olumlu olumsuz her olay insanla ilgili her iş için min kulli emir. Bu Kadir suresi aynı zamanda biliyor musunuz imameti de ispat ediyor. Çünkü melekler kime iniyorlar? Yani kimin huzuruna getiriyorlar? İnsanların mukadderatıyla ilgili, insanların hayatıyla ilgili, insanın mematıyla ilgili, sağlığıyla ilgili, eşiyle ilgili, aşıyla ilgili, ne varsa insanla ilgili işleri getiriyorlar. Kime getiriyorlar, kime sunuyorlar? Allah'ın yeryüzündeki hüccetine. Peygamberimiz hayattayken her Kadir gecesinde melekler Allah Resulü'nün huzuruna gelirler. Peki Resulullah'tan sonra Kadir gecesi bitti mi? Kadir gecesi kıyamete kadar devam edecekse demek ki Resulullah'ın yerinde oturan bir Allah'ın hücceti de kıyamete kadar vardır. İşte tam da biz bunu diyoruz. Allah Resulü'nden sonra Ehl-i imamları Aliye-i Muhteza ve onun evlatları İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynul Abidin, İmam Muhammed Bahri, İmam Cafer-i Sadık bunlar ve şu anda Allah'ın yeryüzündeki hücceti olan
hareketin Mehdi açılacakla tarif edecek o şey. Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Onun kulluğuna nihayetinde gelirler ve bizimle ilgili konuları onlara Hazreti Mehdi'ye sunuyorlar. Çünkü Allah'ın yeryüzündeki şu anda önceki olur. Selam ve selam getirirler. Yani selam ne demek? Esenlik demek. Yani huzur demek, asayiş demek, sağlık demek. Güzellik namına ne varsa hepsini aslında selam. Dinimiz ne kadar güzel. Hem adı selamdır, İslam selamdan üretilmiş. Hem de müminlerin birbiriyle karşılaştığı zaman kullandıkları sözcük selamdır. Selamun aleyküm, selam olsun size. Yani müthiş bir kelime. Selam kelimesinde güzellik adına, iyilik adına aklınıza, hayalinize gelebilecek ne varsa var. Selam. Melekler selamla gelirler yeryüzüne insanlara. Ne zamana kadar bu devam eder? Hiye hatta metla'in fecr. Ta işte fecr vaktine kadar artık, yani bu gece eteğini toplayıp şafak vakti sökünceye kadar. O zamana kadar bu meleklerin yeryüzüne inişi devam eder ve insanlarla ilgili bir yıl, gelecek yıl Kadir Gecesi'ne kadar olacak olan işler takdir edilir. Bunu nereden diyor? Yine Kur'an-ı Kerim diyor. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Duhan suresi biliyorsun, Kur'an-ı Kerim'de başka bir suredir. Hatta Kadir Gecelerinde ikinci, yani 21. gecede ve 23'te okunması tavsiye edilen surelerden. Orada diyor ki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor. Ardından diyor ki biz bunu, bu kitabı mübarek bir gecede indirdik. İnna enzelnahu, biz bu kitabı mübarek, bereketli bir gecede indirdik. Abi bereketli olduğunu nereden diyor? Bereketli olduğunda Kadir Suresi'nde diyor 1000 aydan daha hayırlıdır. Bereketini de oradan yola çıkarak Kur'an birbirini tefsir ediyor. Peki işlerin takdir edildiği nerede geçiyor? Yine Duhan Suresi'nde diyor ki fîhâ yufrâhu kullu emrin hekîm. O gece sağlam olan, muhkem olan her iş bölüştürülür, tefrik edilir, ayrıştırılır. Herkesin payı, herkesin hissesi Kadir Gecesi'nde ne? Taksim edilir, bölünür, verilir, ayrıştırılır buyuruyor. Peki hangi gece Ramazan ayı içerisinde olduğu kesindir, %100'dür. Niye? Yine Kur'an'a göre. Kur'an diyor ki şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle değil mi? Bakara suresinde bunu diyor. Ramazan ayı Kur'an'ın indirildiği aydır. Kadir suresinde ne diyor? İnna enzelnahu fî leyletin kadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bu iki ayet yan yana konulduğunda ne anlaşılıyor? Yani Kadir gecesi Ramazan'ın içindedir. Başka aylarda değil. Ramazan'ın içinde. Peki Ramazan'ın hangi gecesidir? Ya onunla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt imamlarının hem tavsiyeleri hem de uygulamaları var. Bir kere Peygamberimiz son 10 gecede ne diyordu? Tamamen yatağını, yorganını tabir deyip yerindeyse toplar, mescide taşınırdı. İtikaf ederdi. Son 10 geceyi, yani 19'dan sonra başlardı artık Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar mescitte ibadetle geçirirdi. İtikaf denilen bir ibadet var bildiğiniz gibi İslam'da. Yani insanın gündüzleri oruç tutması, geceleri namaz ibadetle geçirmesi sadece zaruret ölçüsünde, işte lavabo ihtiyacıdır, abdest vesaire, o ihtiyaçlarını gidermek, yemek ihtiyacı. Onun için dışarı bir çıkıp gelebilir. Fazla dışarıda kalamaz. Yani ikamet ettiği yer mescit. Bu amele ne denir? İtikaftır. Allah Resulü itikafa çekilirdi son 10 gün. Yine 3 gecede aramamız bize tavsiye olunmuş.
olmuş 19, 21 ve 23. gece. Bu konuda çok güzel bir hadis var İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan, ki bu üçü aslında bir bütündür anlamı çıkıyor. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اَتَّقْدِرْ ف۪ي لَيْلَةِ تِسْعَةَ عَشَرٍ. Takdir edilme işi, yani insanlar kadir kelimesinin manasını da arz ediyor. Kadir miktar demek, ölçü demek. Yani miktar Türkçemizde kadar değil ya, bu kadar, şu kadar. Kadir ile tam o kadar Arapçadan Türkçemize geçiyor. Miktar. Bir, yani 19'da değil miktar belirlenir. Filankese bu miktar ömür verilecek, bu miktar servet verilecek, bu miktar sağlık verilecek, bu miktar evlat verilecek, miktar. Miktar belirlenir. Buyuruyor 21. gece İbram gecesidir. Ne demek İbram? Tahkim. Yani o belirleneni sağlamlaştırmak. Onu artık mühkem hale getirme gecesidir. 23. gece ise imza gecesidir. Artık imza mühür vurulma gecesidir. Dolayısıyla böyle yapmayalım ki sadece ben işte 23'te arayacağım. Ben işte nedir 21 ile ilgili rivayet üçünün orada. Hayır. Üçünde de bize tavsiye olunan üçünde de özellikle bu rivayetten açıyor. Bu üç geceyi de çok da değil ki insan yani hakikaten 83 yıl kadar bir sürelik bir ibadeti, bir fazileti, bir feyzi bereketi elde etmek için veya gelecek yıla kadar kaderiyle ilgili konuların takdir edileceği bir geceye, yani üç geceyi Allah'ın evinde geçirmesi çok değil ki hakikaten takdir edersiniz. Evet, çok değil. O zaman bir salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. İşte bu ilk gece bu akşam başlıyor ve Kadir Gecesi'nin bir diğer önemi Kur'an-ı Kerim'in indiği bu gecede Peygamberimizin vasisi olan Allah'ın yeryüzündeki hücceti olan Aliye Murteza'nın şehadet günleridir aynı zamanda. Böyle bir gecenin sabahında İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam oruçlu bir şekilde oruç ibadetine niyet etmiş ve Kufe Mescidinde ibadet mihrabında namaza durduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o vaadi yıllar önce gözyaşı dökerek ağlayarak ya Ali sanki şuranın kanıyla şuranın boyandığını görür gibi diyerek gözyaşı dökerek Ali'ye bildirdiği o günün işte tahakkuk edeceği gecenin sabahı işte bu 19. gecede Ali'ye Murteza Kufe Mescidinde ibadet mihrabında namaz esnasındayken eşkel evvelin vel ahirin o gelmiş geçmişlerin en bedbahtı olan İbn-i Bülcem-i Muradi Mel'un tarafından bir kılıç darbesi aldığı kılıç darbesinin etkisiyle yaralanıyor ve 21. gecede de şehadete nail oluyor. Dolayısıyla bu gecelerin böyle bir anlamı da vardır. Yani Kur'an'ın indiği gecede o natık Kur'an yükseliyor. Allah katına yükseliyor. Onun ruhu o özlemini çektiği Rabbine kavuşuyor. Nitekim o darbeyi aldığında kurduğu, kullandığı sözcük şu oldu ki Fustu ve bil Kabe. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtuluşa. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bu darbe benim için kurtuluş oldu. Allah-u Tebarek ve Teala Aliye-i Murteza'nın hem ziyaretini hem şefaatini cümlemize nasip eylesin. Amin. Kadir gecelerinin faziletine nail olma şerefini cümlemize nasip eylesin. Inşallah. Amin. Bu gece inşallah iftarımızla birlikte burada camimizde programımız olacaktır. Ta sahura kadar sahur yemeği de olacak. Ve aynı şekilde 21. gece yani pazar günü de aynı şekilde burada iftar programıyla başlayacak programımız ve sahurla
Kadir Gecesi'nin programlarını gerçekleştirdik.